Ne dedin? 5 kaldı. Şey, merkez kaydediyor mu? Abi gir. Ahmet abi. Evet, buyurun efendim, hazırız. Bugün çağrımıza kulak vererek burada bizim gücümüze güç katan, sesimize güç katan tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Kıymetli basın mensupları, bugün bizim sesimizi tüm dünyaya duyurmak amacıyla teşrif ettiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. AK Parti gençliğinin milletimiz ve tüm insanlığa duyurusudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen uluslararası hukuku ihlal ederek 14 Mayıs 2018 tarihinde Kudüs'e taşımasını AK Parti gençlik kolları olarak şiddetle kınıyoruz. Bu hukuksuzluğun sonuna kadar takipçisi olacağız. Geçtiğimiz aylarda İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararlara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken İsrail güvenlik güçleri tarafından şehit edilişini üzüntüyle takip ettik. İsrail'in onlarca Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan alçakça eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail'in coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı üzere bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar yarın arkasında saklanacakları ağaç dahi bulamayacaklardır. Bütün insanlığın gönlünde yer etmiş bu mukaddes şehrin ihtiyacı olan istikrar maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı kararla bir kez daha yıkılmıştır. ABD yönetimini bu yanlış ve tehlikeli kararından derhal dönmeye davet ediyoruz. Bölgedeki krize çözüm arama çabaları sürerken bu kararın alınması ABD'yi daha sonra yaşanabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutmaktadır. ABD ve İsrail'in bu ortak adımının Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu gerçeğinin meşru zeminini ortadan kaldırmayı amaçladığı açıktır. Doğu Kudüs'ün 1967 sınırlarını içindeki bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğu gerçeğini değiştirmeye kimsenin asla gücü yetmeyecektir. Kendi vatanlarında özgürce, güven ve refah içinde yaşayacakları güne kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bölgede çözümün sağlanması ve istikrara kavuşulması için öncelikle Filistinlilere uygulanan haksızlıkların ortadan kaldırılması ve adaletin sağlanması gerekmektedir. Filistin halkına karşı uygulanan zulme karşı tek yürek, tek ses olarak karşı çıkmak, adaleti ve insani değerleri korumayı şiar edinmiş biz gençlerin en başta sorumluluğudur. Bu doğrultuda bölgede çözüm umutlarını yeniden yeşertmek, barışı sağlamak ve adaletsizliği ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bunun için söz veriyoruz. Şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralara acil şifa diliyoruz. Kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Filistin'in mazlumlarıyladır. 15 Temmuz'da zalimlere karşı adalet safındaki duruşuyla zafere yürüyen bir millet olarak aynı kararlılıkla Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Şimdi demokratik tepkimizi daha güçlü bir şekilde ifade etmek için İsrail konsolosluğuna siyah çelenk bırakacağız. Evet, tekrar bugün burada bizimle olan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Buradan az önce basın bildirimizde ifade ettik. Zulüm hiçbir zaman abad olamayacaktır. Mazlumların duası her ne teknolojiyle olursa olsun zulmedenlerin karşısında zaferle neticelenecektir. Bugün bu lanetlememizi, bugün bu protestomuzu simgelemek için İsrail konsolosluğunun önüne, bu politikalardan dönmeye onları çağırmak için, yaptıkları zulmü kınamak için siyah çelenk bırakacağız birazdan. Sizlere de teşekkür ediyoruz bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Tekbir! Allahu Ekber!
Mazmur İsrail'im. Ha biraz dur. Dur. Beyler. Yapar. Filistin'e selam, direnişe devam. Filistin'e selam, direnişe devam. Filistin'e selam, mücadeleye devam. Filistin'e selam, mücadeleye devam. Tek yol şehadet. Tek yol şehadet. Tek yol şehadet. Tek yol şehadet. Tamam abi, sen biraz konuş olsa. Biraz geri gidelim. Şehadet! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! 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 Neredesin abi ya? Osman Başkan çağırıyor.